Kocaeli Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami, herkese merhabalar. Bugünkü aracımız 2012 model Volkswagen CC. Aracımız, yani araç sahibi İstanbul'dan geldi. Aracı Aksaray'dan almış ve orada ekspertiz yaptırmış. Bizim videolar sayesinde aracın eyvetlerinin kaplama olduğunu ve patlak olduğunu tahmin etmiş ve İstanbul'dan bize tekrar geliyor. Aracın eyvetlerini söküp baktığımızda sürücü hava yastığı, yolcu hava yastığı patlak, tamir edilmiş. Sürücü ebeğimizi çöktük ve baktık, tamir edilmiş. Bakın buradan belli oluyor. Hatta burayı kesmişler arkadaşlar, bakabilirsiniz. Tamirli ebeğimiz. Torpitoyu tamir etmişler. Torpito kaplanmış. Emniyet kemerlerimiz her zamanki gibi direnç. Olmazsa olmazımız. Bu aracımız da dirençlere gelmiş maalesef ki. Şaka bir yana tabii ki arkadaşlar. Bir mağduriyet var. İşin esprisindeyim. Kemerlerimiz patlak demiştik. Kazanda bir daha patlamaz. Aynı şekilde sağ tarafın kemeri de patlak. Oradaki direnci açmama gerek yok, zaten patlak. Torpidomuz tamir edilmiş demiştik. Aynı şekilde tamir edilip üst derisi kaplanmış. İşçiliğimiz fena değil ama maalesef ki orijinal değil arkadaşlar. İçerisinde tüp var. Buradan görüyoruz. Yakından göstermeye çalışayım ben size ama buradan tabi kameradan ne kadar görünür, o da bir muamma. Şimdi aracımız nasıl bir hasar alarak eve kaçmış size onu anlatacağım arkadaşlar. Sağ ön çamurumuz lokal boyalı. Tekerimiz içe, yani geri gelerek eve kaçmış. Birazdan size onu da göstereceğim. Ön tamponumuz boyalı. Kaputumuzda göç düzeltme yapmışlar. Sağ ön kapıda göç düzeltme mevcut. Arka tamponumuz boyalı. Aracımızı dışarıdan size göstermek istiyorum arkadaşlar. Çamurluğumuz göçük düzeltme yapılmış. Kapımız göçük düzeltme yapılmış. Aracımızın dıştan görünüşü bu. Yani bir hasarı yok. Sadece lokal boya mevcut. Tamponları saymıyorum. Aracımız janttan hasar almış. Jantı kırmış. Bakın. Stepne lastiği ve jantı bu. Jantı, tamirli jantı arkaya koymuşlar. Stepney'i de sağ tekere takmışlar. Yani buradan hasarın şiddeti belli oluyor arkadaşlar. Yani sadece tekerden vurma ile eğime kaçmış. Aracı lifte kaldırdığımızda bakın bu kartelimiz kırılmış ve değişmiş. Şanzıman dış kapağı sacı ezik. Radyatörlerimizi görüyorsunuz. Klima radyatörü, su radyatörü hepsi ezik. Bakın ben size buradan gösteriyorum arkadaşlar. Radyatörlerin hepsi ezik. Ezilmiş. Ön panelimiz kırık ve tamir edilmiş. Bakın burada. Lazerle gösteriyorum size. Interkol, yani turbadan gelen borumuzun ayakları kırık. Beşiğimiz değişmiş. Alttan vurmuş alt saçlar ezik. Bakın egzoz koruma sacını. Alt plastiklerimiz kırık. Şasilerde herhangi bir işlem yok, onu söyleyeyim. Bakın lazerle size gösteriyorum. Yani önden kazası olmasa da airbag açabiliyor. Sol şasemiz. Bakın klima radyatörü tamirli. Tamir etmişler. Panelimiz aynı şekilde tamirli. Evet arkadaşlar, araçtaki kusuru gördünüz. Şimdi size eksper raporunu paylaşmak istiyorum. Aracın şanzımanında da sıkıntı var. Geçişlerde vurma yapıyor.
Arkadaşlar aracın motoru bile değişmiş. Yani bakın ruhsatta bile EGM yazıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü demek. Yani aracın motoru komple değişmiş. Bunu eksper yapan firması söylememiş. Hatta araç sahibi de bilmiyordu. Firmamıza yani bize geldiğinde öğrendi. Diyeceksiniz ki çok mu önemli? Bana göre önemli. Garantiden değişmiş ama yani bilmek var, bilmemek var. Bilip de almak var. Bir de bilmeyip de almak var. Bana göre bilinmesi daha önemliydi. Firma önüne gelene bayilik verdiği için maalesef ki böyle sıkıntılar oluyor arkadaşlar. Hatta garanti veriyoruz diyorlar. 3 ay 5000 km'de, 1 ay 1000 km'de gibi. Garanti veriyorsun ama bu işe yaramıyor ki. Adam garantili diyor. Raporun altına yazmış. Turbo kontrol, enjektör kontrol, şanzıman kontrol, işte o kontrol, airbag kontrol, bu kontrol. Sizden habersiz raporları yazıyorlar arkadaşlar. Yani siz normal diyorsunuz ki araçta bir şey var mı? Ya abi bir şey yok diyorlar. Çaktırmadan raporlara o kontrol bu kontrol yazıyor. Adam 5000 km'deki araca turbo, enjektör, baskı balata, şanzıman, servis kontrol yazmış. Neden yazıyorlar biliyor musunuz? Yarın öbür gün araçta bir sıkıntı çıkarsa ben oraya kontrol yazdım abi bizden çıktı. Siz kontrol ettiyseydiniz yazıyorlar. Yani bunu yapan firmalar var arkadaşlar, bilginiz olsun. Tabii ki haklı olarak araç sahibi, yani şu anki araç sahibi hem expert firmasını hem de satan şahısı aradı. Satan şahıs diyor ki ben bilmiyordum ama aracı geri alırım. %10 tersine geri alırım. Yani atıyorum araç 130 milyarsa 13 milyar tersine geri alırım demiş. Bu sefer expertsi arıyor. Expert firması diyor ki kardeşim bir bakalım araştıralım. Bir şey olursa ben size döneceğim diyor. Tabii dönen olmuyor. Araç sahibi tekrar arıyor. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Biz baktık. Bizden çıktı. Bizim sorumluluğumuzda değildir diyerek telefonu kapatıyor. Tabi araç sahibi şu an haklı olarak satanı da eksperte mahkemeye verecek. Bir de ne güzel %10'la geri alırım diyor. Oldu biz de bu işi yapalım. O zaman evetleri patlak satalım arabaları %10'la geri alalım. Böyle ticaret yapalım. Bu işi ticarete döken firmalar ve şahıslar var. Böyle araçları satıyorlar. Sonra işte siz de diyorsunuz ki ya ben böyle araca binemem. Satamam. Satarsam sıkıntı yaşarım. %5, %10 gitsin benden gibilerinden bu şekilde para kazanıyorlar. Böyle bir tuzağa düşmeyin. Geçen İstanbul'dan bir müşterimiz geldi. Yine bu firmanın İstanbul'daki bayisiye bakmış araca. 3 ay 5000 garanti vermiş. 750 TL'de eksper ücreti almış. Her şey var demiş. Mekanik garanti, o garanti, bu garanti demiş. Ama çaktırmadan rapora ne yazmış arkadaşlar? Bakın. Bu kapsamda mekanik garanti yoktur. Yani sizden fazla paralara sigortalı deyip çaktırmadan raporlara farklı şey yazıyorlar arkadaşlar. Lütfen raporlarınızı düzgün okuyun. Servis kontrol, o kontrol, bu kontrol yazıp sizi aldatıyorlar. Dikkatli olun. Diyeceksiniz ki Sami Usta sen hiç mi hatan olmuyor? Tabii ki benim de hatam oldu. Olmadı değil. Geçen bir tane araca bakmışım. Taşıyıcısı kırıkmış. Ben bunu gördüm ama rapora yazmayı unuttum. İnsanlık hali tabii ki. Ben de arkasından aradım abi böyle böyle taşıyıcın kırıktı yazmayı unuttum. O da dedi ki abi dedi, biz arabayı aldık. Araç sahibi de kabul etmiyormuş. Tamam abi dedim ben alırım senin taşıyıcını. Gittim 1 milyar 300 lira para verdim taşıyıcıyı aldım. Benim de hatalarım oluyor ben kabul ediyorum. Biz de insanız hata yapabiliriz. Ama arkadaşım iş bilenin hata yapması var. Bir de iş bilmenin ekspertisi olup hata yapması var. Adam lastikçi ekspertisi olmuş. Ben bunu anlatmak istiyorum. Yıllardan beri, aylardan beri bunu anlatıyorum. Önüne gelene patır patır ekspertiz firmaları veriyorlar. Ya adam şart koşmuş. 15 tane baktın mı ikinci bayi açacaksın diyor. Yani sırf para kazanmak için bayilerini tehdit eden firmalar var. Bir de neye kızıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Adam ömründe çamurluk sökmemiş. Adam ömründe çamurluk düzeltip boyamamış. Hiç motor sökmemiş. Hiç turbo bağlamamış. Hatta lastik bile değiştirmemiş. Ekspertiz olmuş. Benim değişik dediğim parçaya orijinal diyor. Orijinal dediğim parçaya değişik diyor. Bir de iddia ediyor ya ben diyor bu sektörün içindeyim. Hangi sektörün içinde abi? Yani arabanın içinde oturmak bu sektörün içi mi oluyor? Ben diyor yıllardan beri bu sektörün içindeyim. Hangi sektörün abi? Araba sektörünün. Arabanın içinde oturmak yani bu ekspertiz anlamına gelmez. Ben buna kızıyorum. Ömründe hiç lastik değişmemiş adam ekspertiz olmuş. Bizim Kocaeli'de var öyle bir tane. Aracın iki kapısı değişmiş. Diyorum ki bu kapılar değişmiş. Tabii ki adam gidiyor tekrar ekspertize bana haber yolluyor ekspertiz. O kapılara iyi baksın o kapılar orijinal. Adamın eski mesleği aksesuarcı ekspertiz olmuş. Bana kapılara iyi baksın diyor. Ne oldu? Servis kayıtlarında kapılar değişik çıktı. Sonradan 3,5 milyar para ödedi. Ben iyi baktım sen de iyi baktın ne oldu? 3,5 milyar para ödedin ne olacak? Buradan selam göndermek istiyorum izniniz olsa. Koronavirüsü sebebiyle bu topluma hizmet veren, kendi canını hiçe sayan sağlık çalışanlarına buradan selam göndermek istiyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Allah sizleri korusun. Kusurumuz olursa özür diliyoruz. Videoyu beğenerek sayfamıza abone olmayı unutmayın.
Instagram, Facebook sayfasından bizi takip edebilirsiniz. Instagram'da günlük hikayeler, anlık videolar paylaşıyorum. Bilginiz olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi günler.